Ya şimdi rastgele. Evet sevgili dostlarım. Bugün her zamanki gibi sizlere çok daha güzel, çok daha enteresan araziler, güzellikler paylaşmaya devam ediyoruz. Az önce gördüğünüz o gürül gürül suyun aktığı yeri ve önümüzde duran bu güzel bahçeyi, hem nar bahçesi hem zeytin bahçesini de buradan görüyorsunuz şu anda. Ve arkası orman, çam ağaçlara bezenmiş. Neredeyiz? Tabii ki Seydi Kemer, Ceylan mahallesindeyiz. Şimdi güzelliklerin arasında çok fazla yürüme şansım yok. Zaten malumunuz, daha önceki videolarımda gördünüz. Kolda bir arızam var. Kolumda bir sıkıntı. Bir de ayağımda bir rahatsızlık var. O yüzden çok fazla yürüyemiyorum. Ama en azından buradan sizlere bu güzellikleri gösterme şansım var. Şu anda görmüş olduğunuz meyve ağaçları parselimizin hemen alt kısmında bulunan Yeni Dünya dediğimiz, o bazen burada bizim bölgede, yöremizde Muşmula diye adlandırdığımız ama belki de literatürde veya normal adıyla Yeni Dünya dediğimiz meyvelerin şu anda sapsarı olgunlaşmış halini buradan görüyorsunuz. Şimdi burası Ören köyünün merkezi aslında. Balık çiftliklerinin olduğu yer. Az önce göstermiş olduğum şelale bu karşı dağlardan, yani Torosların tam eteğinde yer alan şu büyük kayanın olduğu yerde, şu karşındaki büyük kayanın olduğu yerden çıkan Ören çayının tam alt tarafında olan bir bölgedeyiz şu anda. Ve sizlere buradan biraz sonra anlatacağım. Öncelikle bölgeyi tanıtmak istedim ben sizlere. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru geçeceğim. Ama dediğim gibi mümkün olduğu kadar yavaş yavaş hareket etmek zorundayım. Ve sizlere de burayı en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere burada bir tane elektrik panosu var. Tam önümde de dümdüz bir arazi var. Arazinin hem arkasında bulunan bir nar bahçesi, çok küçük bir nar bahçesi ve zeytin bahçesi var. Aynı zamanda buradaki bütün bu parsellerin hepsine de elektrik verilmiş durumda. Zaten elektrik panolarını ve elektrik direklerini buradan görüyorsunuz. Onunla birlikte burada bir de kadastro yolu olan asfalt bir yol var. Burada aşağı doğru inerken, şimdi ben size o güzellikleri bana aktarayım ki en azından her şeyin burada daha net anlayasınız diye. Burada çok fazla demeyeyim ama burada belli oranlarda bayağı büyük çaplı balık havuzlarının olduğunu söyleyeyim. Az önce görmüş olduğunuz şelale hemen tam şurada. Şu anda da tam akşam üzeri vaktindeyiz. Ben size onu bir daha buradan alayım. Şöyle net görebilirsiniz diye. Bakın oradan gürül gürül bir şelale akıyor. Ki balık havuzlarının zaten burada alabalık havuzları olduğu yer bölge burası. Burası öyle egzotik bir yer ki burada her yer su altında, bol miktarda su. Zaten daha önceki videolarımda anlatmış olduğum üzere buranın su debisi çok fazla. Yani zaten Seydi Kemer bölgesi dediğimiz zaman, ki hep anlatıyorum bunları ben sizlere, Seydi Kemer bölgesi su kaynaklarının en fazla olduğu bölge ve Torosların tam eteğinde yer alan bir bölgeyiz. Şimdi su olarak zaten zengin olan
bir bölge itibariyle toprak yapısı, havası, suyu ve özellikle şunu vurguluyorum ben sizlere. Burası nem oranının en düşük olduğu bir bölge. Şimdi lütfen biz burada şey yapmak istemiyoruz ama ben aracın plakasını fazla almak istemiyorum da burada. Gördüğünüz üzere burada o kadar çok su fazla var ki bu sadece görmüş olduğunuz buradaki 1284 tane doğal su kaynaklarının bir tanesi ve en büyüğü. Şimdi geldik işin diğer güzel kısmına. Bakın araziyi anlatacağım ben size ama araziden önce bu su kaynaklarının olduğu yerlerde biz buralarda hem doğal alabalık tutuyoruz. Burada 4 çeşit balık var. Aynı zamanda su sazanı, dere balığı dediğimiz sazan ve kefal olmak üzere bir de doğal olarak alabalık burada var. Bunun yanında burada bazen de farklı balık türlerinin çıktığı kadar yılan balığı dediğimiz bir balık türü de burada var. Sadece şu suyun bir görüntüsünü izleyin. Buradaki alacak olduğunuz veya almayı düşündüğünüz, hayal ettiğiniz arazinin ne kadar güzel bir bölgede olduğunu buradan herhalde bu su yani bu suyun akışıyla, o suyun sesiyle akşam uyumak isterseniz veya o suyun sesiyle 7-24 burada yaşamak isterseniz artık tercih sizin diyebilirim. Şimdi yavaş yavaş ben sizleri araziye doğru götüreceğim. Oradan da diğer detayları aktaracağım. Burada görmüş olduğunuz bu arkadaşlar şu anda yol kenarında araçlarıyla gelenler burada oltayla balık tutuyorlar. Buna benzer burada aktiviteler yapıyorlar. Zaten burası cennetten bir köşe diyebilirim ki Türkiye'nin zaten göz bebeği olan bir yer. Şimdi tam burada yine yolun hemen kıyısında bir tane dere var. Bizim arazimizin tam kenarından geçen bir tane dere var. O derede de şu anda halen aktif halde akan şırıl şırıl bir su. Bu bizim parselimizin tam yanından geçen bir dere. Bu zaman zaman çoğalıyor, artıyor ama şöyle söyleyeyim. 12 ay boyunca sürekli gelen bir su bu. O suyu da kontrollü şekilde buradan salıyorlar. Çünkü fazla gönderirlerse buradaki araziler zarar görme ihtimali var. O yüzden o suyu da buradan kontrollü olarak veriyorlar. Sadece bahçe sulayabilecek kadar buradan suyu gönderiyorlar. Bir de arazinin arka tarafından çıkan bir su var. Onu da buradan ben sizlere şu şekilde göstermeye çalışayım. Hatta şöyle yapalım biz yavaş yavaş. Arazimizin kadastro yolu var. Onu da buradan göstermiş olayım ben size. Şimdi arazinin içine doğru yürüyeceğim birazcık. Zaten etraftaki güzellikleri görüyorsunuz. Her yer yemyeşil. Tam şu anda bahar aylarındayız. Bizim buraya bahar erken geliyor. Daha artık doğrusu iklimler değiştiği için burada çok da fazla bir kış mevsimi yaşanmıyor. Onu da buradan belirtmiş olayım sizlere. Arazimize doğru giden bu yolun devamında şu anda çok güzel görüyorsunuz. Bunlara ulu çam diyoruz. Muhteşem çam ağaçları var. Onlara da biz buradan hiç dokunmuyoruz ki çam ağacının bir tanesi kurumuş olmasına rağmen oraya çok güzel bir sarmaşık ağmış ve ağacı tekrar çok değişik bir, egzotik bir dekor vermiş diyebilirim. Ki bu sarmaşıklar hep ölü ağaçların beslenen sarmaşık türüdür. Öyle bir enteresan bir burada tarihi bir ağaç duruyor.
Şimdi işin güzel tarafına geldik. Parselimizin tam yan tarafından, yani parselimizin bitişinden diyelim biz size. Oradan bir tane su çıkıyor. Doğal olarak onu buradan net göstereyim ki bakın, arazimizin hemen yanı başından doğal olarak çıkan bir su var. O su az önce göstermiş olduğum o dereye doğru akıyor ve sadece o suyu sulama suyu olarak kullanıyorlar. Ve akışını görüyorsunuz. Su debisi burada çok fazla, çok yüksek. Çünkü tam Toros'ların eteğindeyiz. Her yerimizden, yani baktığınız bütün kayalıkları, o kaya dediğimiz o büyük dağların belki de orada hiç su bulamayacağınızı düşündüğünüz yerlerden bile bu kadar muhteşem doğal su kaynaklarının çıktığını buradan sizlere iletmiş olayım. En azından bunu da buradan net görmüş oldunuz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman, ki biz bu videoyu niçin çekiyoruz? Buraya geldiğiniz zaman yanlış bir şey, yanlış bilgi size aktarmış olmayalım. O yüzden biz burada mümkün olduğu kadar sizlere en iyisini, en doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere şunlar çiçeği bile burada muhteşem bir şekilde şu anda her yer yemyeşil, tam da çiçeklerin açtığı mevsim. Ki şurada çok güzel bir nar ağacımız var. Gerçekten. Şuradan gösterirsem daha güzel olur. Buyurun. Bütün güzellikler burada. Şöyle baktığınız zaman o büyük ulu çam ağacını görüyorsunuz. O büyük ulu çam ağacının tam altından itibaren şöyle muhteşem de bir nar ağacımız, meyvemiz burada. Şu anda tam da çiçeği üzerinde. Gelin gibi süzülmüş vaziyette duruyor çiçeklerle birlikte. Evet, parselimiz buradan itibaren başlıyor. Arkaya kadar devam eden bir boşluk burada. Gayet düz, tertemiz bir parsel. Evet, şu anda tam da parselimizin içerisindeyiz artık. Gördüğünüz gibi burası komple düz bir arazi. Ve arkası tamamıyla ormanla çevrilmiş bir vaziyette. Buraya kadar, arazimizin içerisine kadar gelen resmi bir karasu yolumuz var. Onu da buradan sizlere belirtmiş olayım. Ayrıca parselimizin hemen kenarında, etrafında çok güzel çınar ağaçlarının olduğunu söyleyeyim. Aynı zamanda burası her ne kadar Ceylan köyü olsa da, Ceylan köyü olarak geçse de burası Ören mahallesine sadece 1 kilometre mesafede. Ören köy merkezine sadece 1 kilometre mesafede. Lütfen bunu aklınıza tutun. Ki burada Ören mahallesi dediğimiz zaman Ortaköy mahallesi ile Ören mahallesi arasında zaten sadece 3 kilometrelik bir mesafe var. Hem Ören köyünde hem de Ortaköy'de her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz burada hem marketler zinciri var, hem de kasap, manav, bakkal, sağlık ocağı, ambulans, yani burada ihtiyaç duyduğunuz her şey fazlasıyla burada var. Parselimiz aşağı yukarı kare şeklinde bir parsel ve dümdüz bir arazi. Dediğim gibi her etrafı komple meyve ağaçlarıyla çevrili. Onu da göstereyim sizlere buradan. Meyve ağaçları çevrili. İncir ağacından, dut ağacından, nar ağacından ne isterseniz. Ama maalesef yer sahiplerimiz ihtiyaç durumundan dolayı bu parsellerini satmak durumunda kalıyorlar. O yüzden de burada çok fazla insanları biz kesinlikle niçin satıyorsunuz, niye satıyorsunuz diye yargılamıyoruz. Bazen gelen misafirlerimiz
tuhaf şekilde sorular da soruyorlar ama biz onlara takılmıyoruz. Niçin satılıyor diye. Burada bir de özellikle şunu belirtmek istiyorum aynı zamanda. Kesinlikle arazi simsarlarının gelip de buradan ucuz arazi alıp sattığı veya satmaya çalıştığı arazileri kesinlikle biz burada aracı olmuyoruz. Onu da buradan özellikle belirtmiş olayım. Sadece buranın yerlisi olan ve ihtiyaç için satmak istediği arazilerin videolarını buraya çekiyoruz. En iyi şekilde de burayı anlatmaya çalışıyoruz. O insanların da burada ihtiyaçları karşılansın diye. Bunu yaparken de şunu da ifade edeyim. Böyle güzel bir bölgede, böyle güzel bir manzarası, havası, suyu, toprağı olan bir yerde yaşamak istiyorsanız, ki burası Türkiye'nin göz bebeği olduğunu söylemiştim. Her şeyin bir bedeli olduğu gibi burada yaşamanın da bir bedeli var. O yüzden lütfen geldiğiniz zaman kırıcı olmayalım ve arazi sahibiyle oturup burada rahatlıkla kendiniz pazarlığınızı yapabilirsiniz. Bunu da buradan ifade etmiş olayım. Son olarak biraz gevezelik yapıyorum galiba ama son olarak dediğim gibi havamız bu. Manzaramız bu. Biz bunları buradan da anlatırken de gayet keyifli, gayet de mutlu bir şekilde sizlere en iyisini, en güzelini anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz diyelim. Ve yine son olarak şunu ifade edeyim. Eğer böyle güzel bir parsel, ki burası 1997 metrekare olan, yuvarlak hesap yaparsak burası tam olarak 2 dönüm olan bir parsel. Bu parsel bence hiç kaçırılmayacak bir yer. Çünkü suyla iç içe olduğunuz bir yer. Hem alt tarafınızda hiç rahatsız olmadan bütün gün rahatlıkla vakit geçirebileceğiniz bir su var. Orada balık tutmak için her türlü şansınız. Orada her sabah gidin doğal olarak kendi balığınızı tutun. Ondan sonra da akşam çok güzel burada bir mangal keyfi yapabilirsiniz. Evet, benim şu ana kadar anlattığım veya sizlere tanıttığım parsellerin içerisindeki en özel parsellerin bir tanesi de bu olduğunu size belirteyim. Yine bütün detayları videonun altında açıklama bölümünde bulacaksınız. Orada da yorumlar isterseniz yorum olarak atabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa da oradan ben sizlere buradan rahatlıkla cevap verebilirim. Şimdilik bu da diyelim biz. Yine en son ne diyoruz? Ev yapacaksın Tuğla'dan, arazi alacaksın Muğla'dan diyoruz. Bütün sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Hoşça kalın.